أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Selat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'e olsun. Allah'ın rızası sahabelere, rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Ebu Said'ül Hudri radıyallahu anh, İslam çocuğu bir sahabidir. Niçin bunu dedik? Çünkü babası Müslüman, anası Müslüman, Müslüman bir ailede dünyaya geldi. Malum İslam ilk günden 23. yıla kadar bir süreç yaşadı Peygamber Efendimiz aleyhisselamla birlikte. Daha önce şirk içerisinde olan bir toplumu daha sonra İslam'la Cenab-ı Hak barıştırdı, İslam'a kavuşturdu. Babası, anası Müslüman, evladı Müslüman aileler de azdı. Bu nedenle bu kısa düştüğüm not önemlidir. İslam'ın çocuğu bir sahabi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Terbiyesini evden babasından almış, İslam kulluk terbiyesini anasından almış, şehrin merkezi olan mescitten Muhammed aleyhisselam'dan almış, Suffe ashabı arasında oturmuş, Suffe'den almış, çarşıda pazardan almış, cihat meydanından almış. Yani her yer vahyin ders olarak yaşandığı, konuşulduğu bir yerdi Medine ve çevresi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh işte böyle bir atmosferde dünyaya geliyor. Yaşı 13'e vardığı zaman Uhud Savaşı öncesinde babası elinden tutacaktır. Vücudunun iri olmasından hareketle Allah Resulü aleyhisselama ısrarda bulunacaktır. Ya Resulallah, bunu da Uhud Savaşı'na beraber götüreyim diyecektir. Resul-i Ekrem reddetmeseydi, geri çevirmeseydi Uhud Savaşı'na belki gönülden hem kendisi hem ailesi onu katı vereceklerdi. Uhud Savaşı sonrasında babası Malik bin Sinan radıyallahu anh şehit düşmüştür. Vefattan sonra ordu tekrar Medine'ye dönüş halindeyken yolda Müslümanlar gelen babalarını, abilerini, amcalarını, dayılarını, peygamberlerini yolda karşılayacaklardır. O karşılayanlar arasından birisi de Ebu Said el-Hudri, 13 yaşlarında bir çocuk. Gelenleri karşılarken gözü sadece bir insana dikilecektir. Bir insana odaklıdır. O da Hazreti Muhammed aleyhisselam. Koşarak onun yanına varacaktır. Gördüğü zaman aleyhisselamı sağlık afiyet içerisinde hemen atının üzerinde bulunan Efendimizin dizlerinden öpmeye başlayacaktır. Allah'a hamdolsun bizi sana tekrar kavuşturana, Allah'a hamdolsun seni sağlık afiyetle döndürene. Bu haliyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem babası şehitler arasında Uhud mezarlığında olan bu çocuğu karşılar erken içi sızlanacak ve ona dua edecektir. Ecerekallahu fi ebik. Ya Ebu Said. Ey Ebu Said. Babandan dolayı Allah sana ücretini tam versin. Evet, bu babasının şehit edildiği haberidir aynı zamanda. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sağlık ve afiyeti onun bu acısını bastıracaktır. Eve koşarak hangi haberi ulaştırmayı heyecanla isteyecektir? Muhammed aleyhisselam geri döndü ve o sağ ve afiyettedir diyerek. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kendisini ilzam etmiş. Adeta onun yanında büyümüş bir sahabidir. Bu nedenle Allah Resulü'nün hadislerini bir başka insana ulaştıran kimselerle ilgili umumi rahmet temennisine ve duasına mazhar olmuş sahabilerden birisidir. 1170 hadisi iletme ile Allah Resulü'nün rahmet duasına ulaşmıştır. Ne demiştir Peygamber Efendimiz? Ya Rabbi merhamet eyle. Merhamet eyle benim sözlerimi duyup da duymayanlara ileten kimselere. İşte bu rahmet duasına nail olmak için sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sadece dinleyip yaşamamış, bilmeyenlere de ulaştırmak üzere seferber olmuşlardır. O seferberliğe girenlerden birisidir Hazreti Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh.